mutlu olmam için halletmem lazım. Ah be benim güzel kız. Ah be benim bir tanem. İkimizin de tek amacı o değil mi? Ha? Yusuf'la senin mutluluğun. Biz ne yaptıysak onun için yapmadık. Sandığınız gibi bir şey değil. Sandığınız gibi değil. Engel olmayın bana, engel olmayın. Nasıl engel olmam Bade? Sana nasıl engel olmam? Nasıl? Yemani olamasaydım. Ya zamanında öğrenemeseydim. Çok korktum Bade. Yetişemeyeceğim diye çok korktum. Siz ne öğrendiniz? Ne biliyorsunuz ki? Her şey. Senin bildiğinden de çok şey. Onun burada olduğunu biliyor muydunuz? Onu biliyor muydunuz? Hadi çocuğum. Gidelim. Nasıl olur bu? Nasıl bilir de benden saklarsınız bunu siz? Kızım bir tek senden saklamadık ki. Tabii. Yusuf yaptı değil mi bunu? Yusuf yaptı değil mi? Allah kahretsin. Beni kandırmak için her şeyi Yusuf yaptı değil mi? Yusuf yaptı. Badeciğim saçmalama. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Bir dursan, bir dinlesen her şeyi öğreneceksin. Doğru. Hiçbir şey benim sandığım gibi değil. Ben niye inanmak istiyorsam onu gerçek sandım zaten. Allah kahretsin ya, her şey yalanmış, her şey. Siz nasıl göz yumdunuz buna? Nasıl beni kandırmasına izin verdiniz? En çok size inandım ben, en çok size güvendim. Niye böyle bir şey yaptınız? Kızım bir dinlesene. Ha? Bir dinlesene, öğreneceksin diyorum, anlatacağım her şeyi. Buraya da o yolladı sizi değil mi? Tabii, buraya da o yolladı. Yoksa nereden bilecektiniz ki otelde olduğumu? Oyunlarını öğrendiğimi anladı. Baş başa tatil hayalleriyle beni kandırdı. Seni seviyorum numaralarıyla oyaladı beni, onu buradan kaçırdı. Sizi de beni durdurması için yolladı değil mi? Durdur hemen arabayı, ineceğim ben. Allah kahretsin, duymadın mı? İneceğim dedim ben. Ne işin var senin burada? Silahı temizletmiştin de onu koymaya geldim.
İşin bittiyse oyalanma. Benim arabayı da yıka. İç dış. Tamam babacığım. Yusuf da gelecek zaten birazdan. Biz bekliyoruz seni. Emaneti kasaya koydum. Bu da anahtarı. Teşekkür ederim. Geldin mi? Aha. Eve gittiğimde babam da evdeydi. Şu ortaklık meselesini konuştuk birazcık. Babanı çağırabilirsin, gelsin de bir konuşalım. Ben çağırdım bile. İyi yapmışsın. Bu arada anahtarı aradım, bulamadım. Ay, unuttum ben. Nereden çıktı? Dosyaların yanındaki dolaba koymuşum. Sonra da unuttum. Kusura bakma, boşu boşuna arattım seni. Neyse, ziyan yok. Baban gelmeden şu evraklara bir göz atalım da. Şey içer misiniz? Sağ ol. Şu numara bakarsan. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ne içersin anne? Bize şimdilik iki tane su. Her şeyi bilmek istiyorum. En başından. Düğün günü. Ambulansta. Yusuf can alıp can verirken onu sordu. Sen de duydun. Sonra hastanede. Hep onu sayıkladı. Gözünü açtı. Gene sordu. O nasıl anne? O nasıl? Yaşıyor mu? İyi mi? Seni sordu demiştiniz. Öyle olsun istedim Bade.
Oğlum bir tek seni sevsin istedim. Yüreğinde, aklında bir tek sen ol istedim. Öyle de olacaktı. Çünkü oğlum seçimini yaptı. Seninle evlendi. Ama sonra o intihar olayı oldu. Ve Yusuf'um hep kendini suçlamaya başladı. Seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmazdı, biliyorum. Oğlumu tanıyorum ben. Ama gel gör ki o kıza güvenilmez ki. Siz de güvenmediniz tabii. İnan bana Bade. İnan bana, başka bir yol yoktu. Eğer yaşadığı bilinirse her zaman bir tehdit olacaktı evliliğiniz için. Yusuf onu yüreğinden silip atabilirdi belki. Ama o iblis hiçbir zaman vazgeçmeyecekti, ben biliyorum. Her an oğlumun aklını çelmeye çalışacaktı. Ve evliliğiniz yürümeyecekti tabii. Mutsuz olacaktınız. Anne sen ne yaptın? Hiç kimsenin canına kastetmedim ben. O da bir ana baba kuzusu. Hiç ölmesini istemedim. Allah biliyor. Ama doktorlar yaşayamaz dediler. Bu Badire'yi bir daha kaldıramaz. Hele ayağı hiç kalkamaz dediler. O zaman tek bir yol kalıyordu. Eğer herkes onu ölü bilirse... o zaman siz mutlu olacaktınız. Oğlum mutlu olacaktı. Yaralarını saracaktı senin. İyi de cenaze nasıl oldu? O kadar insan. Mezar açıldı, gömüldü. İnsan bir yola çıkınca gerisi çorap söküğü gibi geliyormuş kızım. Her şey gerçeğin uygun olarak hazırlandı. Düşünüldü. Öyle de yapıldı. Peki nerede saklandı bu kadar zaman? Yani hastaneden çıkardıktan sonra direkt otelde mi sakladılar? Uzakta bir ev tuttum. Başında doktoru, hemşiresi. Tedavisi yapılıyordu. Kalkamaz demişlerdi doktorlar. Benim de vicdanım rahattı. Ondan sonra otele geçtim. Hepsi bu mu yani?
Evet. Hepsi bu. Zaten bir önemi de kalmadı. Gerçeği bir tek sen, bir tek ben biliyoruz. Herkes Havva'yı öldü biliyor. Bırak öyle kalsın. Zaten yarın Amerika'ya uçuyor. Hayatımızdan külliyen çıkacak. İnşallah. Emin misiniz? Eminim. Biletlerini ben aldım. Ellerine de biraz para saydım. Ondan sonra da sesleri sedaları kesildi. O yüzden mi konaktaydı? Para için mi? Kim? Havva mı? Gecenin bir vakti konaktan çıkarken gördüm onu. Yanında da Sultan vardı. Kızım emin misin? Yanındakinin Sultan olduğuna emin misin? Belki yanlış görmüşsündür. Belki yanındaki sultan değildir. Ya da ne bileyim sultan belki başka birini uğurluyordur. Bu nasıl bir ihanet? Bu nasıl bir cüret? Konaktan çıkan basbayağı Havva'ydı. İndim tabii hemen yanına sordum. Gözlerimin içine baka baka yalan söyledi, inkar etti. Yok ölüyü nasıl uğurlarmışmış. Yok aklım bana oyun yapıyormuş. Dalga geçti benimle. Nereden bilebilirdim? Nereden bilebilirdim düşmanın yuvamda yuvalanacağını? Ah Sultan. Ah Sultan. Ya. Siz kızı uzaklaştırmaya çalıştıkça o geldi evimize girdi. Ben her şeyi sizin için yaptım. Keşke en başından bana her şeyi anlatsaydınız. Bu kocaman yükü tek başınıza omuzlamak zorunda kalmazdınız. Bugün olsa gene yaparım. Yeter ki siz mutlu olun. Tek istediğim bu. Kimsenin Yusuf'la aramıza girmesine izin vermem. Siz engel olmasaydınız ben gözümü karartmıştım. Ama vazgeçmedim. Bana da size de yaşattıklarının hesabını soracağım ona. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.